halk iktidara notunu verdi İktidar tabanında bile güven veremiyor. AK Parti'yi her konuda başarılı bulanların oranı %7'ye kadar geriledi. 6'da bir grafik var. Bunu beraberce bir konuşalım. AK Parti yönetimi başta ekonomi olmak üzere ülkenin hiçbir temel sorununu çözeceğine dair umut vermedi. Ama bir yandan da hani gereğini sen yeterince yapmıyorsun denilen gazeteciler var biliyorsunuz. Onlar yazmışlar vatandaş enflasyondan pahalılıktan şikayet ediyor ama Yine de yaparsa AK Parti yapıyor. Çözerse AK Parti çözer. Böyle bir yaklaşım içinde değerlendirmesi Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Serviden. Bakalım mı? İktidarın halk nezdinde ekonomi karnesi acaba güven veriyor mu, vermiyor mu? İktidarın en başarısız olduğu alan %58.8 ile ekonomi. %13.6 ile eğitim. %11.5 ile yargı. Sığmacılar meselesi. Evlerimizden yabancılar çıkıyor ve bir haber var. Tekrar izleyelim istiyorum. Biz bunu söylemiştik. Fox haberin ortaya çıkarttığı bir durumdu. Evinizde yabancılar var. Binlerce kişi bunu yaşıyor. Nüfus müdürlüğüne e-devletten giriyorsunuz, bakıyorsunuz yabancı var. Nüfus müdürlüğüne gidiyorsunuz. Biz bu durumu ne yapacağız? Ne arıyor bu kişiler benim evimde denildiğinde polis göndereceğiz eve. E polis de bir kontrol etsin. Var mı yok mu yabancı? Ona karar verelim. Sonra ne oldu? Bir vatandaşın kendisi Fransa'da yaşıyormuş bir vatandaşın evinde yabancı çıkmış o yabancıya haciz gelmiş yani bir sürü para evindeki eşyasını her şeyini toplayıp gidecekler ilginç devam edelim sığınmacılar meselesi hani %6.6 hani ne kadar başarılı ne kadar başarısız cevapsız da bırakılan bir köşe var hani kararsız olanlar var, cevapsız bırak. Ya ben artık yorum yapmayayım. Hani yorum yapacak ne kaldı ki diye düşünenler vardır. Cevapsız bırakmış olabilirler. Bir çekince içinde olanlar vardır. Başıma bir şey gelir mi acaba diye. Bu yüzden de cevap vermemiş olanlar olabilir. Şimdi bir hatırlatma. Bugün bürüt 15 bin lira maaş alan bir çalışanın işverene maliyeti ile kendi kendine kendi eline geçen net ücret arasındaki fark 7 bin liranın üzerinde 7.282 lira. Bu çalışanın Ocak ayındaki vergi takozu %35.3 iken hani burada biraz daha böyle terimleri kullanıyor Doktor Ozan Bingöl. İşin özeti şu Ocak ayında aldığınız maaşı Eylül ayından itibaren alamıyorsunuz. Belki daha önceden de biz bunu yaşamaya başlıyoruz. Neticede biz Ocak ayında aldığımız maaşı alamıyoruz. İtirazımız var çalışanlar olarak. Neye? kaynağında kesiliyor bizim vergilerimiz hop hazineye aktarılıyor. Ama burada bir adaletsizlik yok mu? Burada vergi dilimlerinin düzenlenmesi gerekmiyor mu? İşte hem işçiler hem işverenler bunu söylüyor. Yıllardan beri gelir vergisiyle ilgili bir adaletsizlik var. Biz Türk olarak Türkiye İşveren Sendikalarıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı'na, Çalışma Bakanlığı'na, Maliye Bakanlığı'na bu vergilerle ilgili görüşlerimizi bildirdik. Bu mektuba bir cevap geldi mi acaba? Gelmedi, hayır daha gelmedi. Dönüş olmadı. Cumhurbaşkanı'na vergi dilimlerini güncelleyin mektubunu 6 Ekim'de gönderdi sendikalar. İşçi Sendikası Türk İş ve İşveren Sendikası TİSK birlikte kaleme aldı mektubu. 20 gündür işçi de işveren de yanıt bekliyor. Çalışma Bakanı, Maliye Bakanı'yla görüşmelerini sürdürmekte. Yani biz bu dönem bu işi mutlaka ve mutlaka Çözülmesinin gerektiğini düşünüyoruz. Vergideki oynaklığın düzenlenmesi gerekir. Bu haklı bir taleptir. Yok yapamayız. Dışarıdan görüldüğü gibi değil. Bir laf var. Uyuyanı uyandırırsın ama uyuma numarası yapanı uyandıramazsın. Çalışma Bakanı'nın haklı bir talep dediği Hazine ve Maliye Bakanı'nın karşı durduğu gelir vergisi düzenlemesini zaten yıllardır talep ediyordu çalışanlar. Çünkü her geçen yıl vergi yükü artıyor. Ancak bu sene işveren de yüksek sesle dile getirmeye başladı o talebi. Rekor enflasyon nedeniyle yapılan zamlar işçinin cebine değil devletin kasasına gidiyor. Şu anda patronlar da vergi muzdarip. Biz işçi olarak iki ayda yüzde yirmiye giriyoruz. Üç buçuk ayda yüzde yirmi giriyoruz. Yani yapmış olduğumuz toplu iş sözleşmeleri maalesef iki ayda 3 ayda vergiye gidiyor. Yani işçinin büyük kayıpları oluyor yıl sonuna kadar. Bu işçilerin %27'ye girmemesi lazım. Çalışanın maaşından vergi kesintisi %15'le başlıyor. Yıl içinde %40'a kadar çıkıyor. Dilimler çalışan lehine düzenlenmedikçe alınan vergi de artıyor. Aslında Anayasa Mahkemesi de 2009'da verdiği kararla çalışanın gelir vergisinin kurumlar vergisini geçmemesi gerektiğine dikkat çekmişti. O karar uygulanmadı. Yıllar içinde vergi yükü daha da katlandı. Ne kadar zam alırsak alalım gerçekten vergiye boğuluyoruz. Bu vergi sistemine bir çare bulmamız lazım. Kriz dönemleri bitene kadar gelir vergisi oranlarında vergi dilimlerinin sabitlenmesi diye bir çalışmamız da var. İlk vergi diliminin %10'a düşürülmesiyle ilgili hem işçi konfederasyonlarımızın hem işveren tarafının bir mutabakatı var. Tüm işçi sendikaları, işveren sendikası TİSK ve Patronlar Kulübü TÜSİAD yani çalışma hayatının tüm tarafları hemfikir. Mektuba yanıt vergi dilimlerine güncelleme bekliyor. Vergi kanununda değişmesine gerek yok. Gelir matrağı yükseldiği zaman işçi arkadaşlarımızın mağduriyetleri de giderilmiş olur. Aksi halde almış olduğumuz zamlar hiçbir şeye yaramaz.